İlginç ilginç şeyler açıklıyorlar. Şaşkınlıkla izliyorum. Bir eş güdüm kurulu oluşturacaklarmış. 6 genel başkandan oluşan. Bu eş güdüm kurulu Cumhurbaşkanlığı yönetecekmiş. Ya siz böyle bir adam bulabilir misiniz ya? Aday yapacaklar. O kişi 50+1 alacak. Cumhurbaşkanı seçilecek. 50+1'i alan bir kişi sonra dönecek. Arkadaşlar ya ben yönetemem. Siz bana bir akıl verin bakayım altılı masa. Siz bana akıl verin ben de yöneteyim diyecek. Ya siz o kadar güçlü adamsanız çıkın biriniz aday olun. Kazanın. Demek ki siz kendinize güvenemiyorsunuz. Kazanamam diyorsunuz. O kişi neden sizi dinlesin ki? O sizin emir eliniz mi? Yaveriniz mi? Bir kişiyi buldular. Aday yaptılar. Sonra o kişinin kafası basmayacak. Altılı masa buna talimat verecek. Hadi Cumhurbaşkanı şunu yap, bunu yap. Böyle bir şey olamaz. Peki altılı masada oturanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa Cumhurbaşkanı yardımcılarından talimat mı alacak? Altılı masada oturanlar milletvekili olacaklarsa Cumhurbaşkanı yasamanın üyesi olan milletvekilinden talimat alır mı? Dolayısıyla çözüm falan ürettikleri yok. Milleti oyalıyorlar. Kendilerine güvenleri yok. Bir proje üretmiyorlar. İş olsun diye boş yere zamanı geçiriyorlar. Doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Şimdi de Esad'la görüşebilirim diyor. Görüşme demiyoruz. Bir an önce görüş. Bir an önce görüş. Ben Esad'a mektup yazdım. İlk kez söylüyorum burada. Benimle görüşmedi. Görüşseydi konuşacaktım bunları. Görüşeceksin. Bir an önce görüş. Büyükelçiyi ata. Bu sığınmacılardan bir an önce kurtulalım. Gönderelim bunları. Bu misafirlik fazla uzadı. Kılıçdaroğlu'nda, Sayın Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya. Çok var yani. CHP çizgisinde olmayıp da orada danışmanlık yapan o kadar çok var ki. CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir yani.